Sayın seyirciler, bültenimize bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz. Hatay'daki dünkü patlamayla ilişkin Toplumsal Muhalefet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erhan Palabıyık bizlere aktaracak Hatay'daki son durumu. Erhan Bey, sesimi duyabiliyor musunuz? Evet efendim, merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza, merhabalar. Erhan Bey, Hatay'daki son durum nedir patlamanın ardından? Efendim, bu sabah halen şeylerden, yıkılan binaların altından cesetler çıkartılıyordu. İki cesede daha ulaşıldı. Akut ve benzeri kurtarma ekipleri ilçede yoğun çalışmalar yapılıyor. Olay yeri olan Atatürk Caddesi'nde bir geniş güvenlik önlemleri alınmış vaziyette. Halen cesetler çıkıyor. Şu anki ölü sayısı 65 olarak verebiliriz. 65 kişi. Yani sayısı yuvarlak rakam 500. Kayıp insanlarımız var. Yani kayıp olan insanlar var. 5 kişi kayıp. Bunlar da şöyle. Bunlar bombanın etkisiyle yanarak ölen insanlar. Henüz kimlikleri tespit edilememiş. Bunlar DNA testi yapıldıktan sonra kimlikleri ortaya çıkacak. Sabah kaymakamlıktan da bir açıklama yapıldı. İlçe kaymakamı Doktor Yusuf Kiral da bir açıklama yaparak 5 tane kişinin kayıp olduğunu. Halen arama ve kurtarma çalışmaları İlçede devam ediyor. İlçede çok geniş bir güvenlik önlemleri var. Sabah Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri Fuat Çay teşkilatlanmadan sorumlu kişi Fuat Çay, Zeytik Yılmaz, Hasan Akgöl, Mehmet Ali Ediboğlu ve beraberinde 10 kadar Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliyle şeyi ziyaret ettiler, Reyhanlı Kaymakamlığı'nı. Çıkışta Reyhanlı Belediyesi'nin önünde olay yerine bombalanan yere gitmek istediler. Polisle bir kısa arbede yaşandı. Polis bir taraftan bombanın patladığı yerde oluşan 8-10 veya daha yani 10-12 metrekarelik bir çukuru tepkilerle kapatırken diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerini olay yerinde inceleme ve araştırma yapmak için bırakmak istemediler. Peki Sayın Palabıyık, bir arbede yaşandı, kısa bir arbede yaşandı. Çok özür diliyorum. Çok geniş güvenlik önlemleri var. İlçede üçüncü bir canlı bomba paniği var. Bundan dolayı da halk çok tedirgin, korku içerisinde. Yani Reyhanlı'da insanlar adeta sıkıntım uyguluyormuş gibi sokaklar, caddeler bomboş. Zaten dün olan olaylardan dolayı Suriyelilerin büyük bir bölümünün Suriye'ye kaçtıklarını, çevre illere, Adana, Mersin, İstanbul, Ankara gibi yerlere gittiklerini öğrendik. Suriyelileri hiçbir şekilde göremiyoruz. Daha önce biliyorsunuz bildiğimiz kadarıyla yani bize verilen rakamlarda 70 bin kadar Suriyelinin ilçede yaşadığına dikkat edersek, esas alırsak şu anda cadde ve sokaklarda insan görmek yok. Peki işte Hatay halkı patlamayla ilgili Erhan Bey, duyabiliyor musunuz? Evet efendim, duyuyorum. Hatay halkı patlamayla ilgili ne düşünüyor? Bu da bir merak konusu çünkü kim ya da kimlerin yaptığı açısından. Efendim, burada amaçlanan şey şu. Burada bir alevi sünni çatışmasını zemine hazırlamak istiyorlar. Bu şekilde barış, dostluk ve kardeşlik içerisinde yaşayan insanları bir çatışma ortamına şey yapmak istiyorlar. Sabah da burada şeye geldi. İçişleri Bakanı geldi. Beşir Atalay buraya geldiler. Evet. Geceden de Adalet Bakanı Sadullah Ergin buraya geldiler. Yoğun protestolarla karşılaştılar. Bir AKP'nin yakınının belediye başkanlığının bir akrabasının cenazesine çok gizlice gittiler. Yoğun güvenlik önlemlerinde. Yani cenazeye katılan insanları dahi adeta kendileri seçti. Polis kendileri arama taramalardan geçirerek cenazeye koydular. AKP'nin milletvekilleri ve gelen Beşir Atalay İçişleri Bakanı olay yerini gezemediler. Yoğun bir protestoyla karşı karşıyalar. Onun için halkta büyük bir şey var. Yani insanlar yani onların geleceğini öğrendiklerinde sokaklara çıkıyorlar, tekrar evlerine dönüyorlar. Ellerde Türk bayraklarıyla bütün şeyler caddelerde, Atatürk Caddesi'nde olayın olduğu, meydana geldiği, patlamanın geldiği yerde Türk bayraklarıyla olayı protesto ediyorlar. Bakanlar da aynı şekilde protesto ediyorlar. Dün gece Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in de Reyhanlı ilçesine geldiğinde basın açıklaması yapmak istemiş. Orada da büyük bir protestoyla karşı karşıya gelmiş. Yani hükümet cephesinden insanlar buraya gelemiyor. Yani sadece buraya şimdiye kadar gelenler Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri oldu. Onlar da polisin bir şeyle, tepkisiyle karşı karşıya kaldılar. Peki bölgedeki şekilde yurttaşların acil ihtiyaçları var mı? Karşılandı mı? Şu an ne durumda? Kimin efendim, anlayamadım. Bölgedeki yurttaşların acil ihtiyaçları var mı şu an? Karşılandı mı? Hayır. Buranın hemen acilen burasının afet bölgesi ilan edilmesi gerekir. Burada insanlar, ben size şunu söyleyeyim.
Bütün bakkallar, marketler, fırınlar, iş yerleri tamamen kapalı. Burası inanın ki Şam gibi, İdlib gibi, Hama, Humus gibi, Halep gibi bir şey haline geldi. Ekmek bile bulunamıyor. Bir şey biliyor musunuz? Elektrikler halen olayların olduğu bölgede kesik. Birkaç tane şey var, büyük marketler onlar çıkarmışlar. Onlar jeneratör kullanıyor. Onun dışında elektrikler kesik. Hala trafo merkezlerinin üstünde, trafoların üzerinde o patlayan bombaların şeyleri var. Siz söyleyen parçaları yukarıda. Yani böyle bir şey var. Acilen bu bölgede, yani sadece bu bölgeye hava ambulansı göndermek veya akutu göndermek çok da şey değil. Elbette gerekli, önemli bir şey. Ben akutun burada yetersiz kaldığını düşünüyorum. Çok şey yani, hala yıkanan yerlerden sağ insanlar olabilir. Sabah erkenden iki tane insana ulaşılmış. İkisi de ölü, canlı insanlar olabilir. Daha çok akut ekibinin, kurtarma ekibinin, sağlık ekibinin rehan ve acilen göndermesi gerekir. Fırınlar kapalı, lokantalar kapalı, marketler kapalı. Kent adeta ölü bir kent haline geldi bu şeyden dolayı. Bir önce bahsettiğim gibi üçüncü bir canlı bomba paniğinden dolayı halk korku yaşıyor. Bundan dolayı yani acilen bu bölge, afet bölgesi ilan edilmesi gerekir. Yani şimdi hükümetin burada yoğun bir önlem alması gerekir. İlçe halkı psikolojik olarak tamamen çökmüş vaziyette. Devletin yetkilileri geliyor, yani orada AKP'lerin cenaze törenine gizlice katılıyorlar. Yani olacak şey değil, burada söylüyorum 65'e yakın insan ölmüş. O kadar insan, 500'den fazla insan yaralı. Diğer insanların cenazelerine gelmiyorlar, bir tane belediye başkanının şeyine geliyor. Yakından cenazesine, o da yoğun güvenlik önlemleri altında. Yani şimdi herkese eşit mesafede davranması gerekir. İlse yani hala daha böyle bir şey gibi, yıkılmış bir şeyi var, görünüm var. Halen cesetler alamıyor. Onun için söyleyeceklerim bu kadar. Sizin varsa sormak istediğiniz bir şey ben diyeyim. Bir de ben eklemek istediğim, polis son derece basına karşı yasak koydu. Basın mensupları dün biz orada olayların olduğunda iki bombanın patladığında ben buradan şeydeydim, Rehan'daydım. Olaya ilk tanık olan gazetecilerden biriyim. İlk tanık olan gazeteciyim. Dün hiçbir polis müdahale etmezken bugün bir yandan bomba çukurları kapatıyorlar, bir yandan basına. Başbakanlıktan gelen, İçişleri Bakanlığı'ndan gelen bir talimat sonucunda basın mensuplarını kesinlikle olay yerine yaklaştırmıyorlar. Oysa o ara bir yandan bomba çukurları Rehanlı Belediyesi'nin çetçileriyle kapatılırken diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefete şey koyuyorlar, ambargo koyuyorlar, yasak koyuyorlar. Peki. Yani orada şimdi milletvekillerine karşı, basın mensuplarına karşı son derece bir yoğun bir polis önlemi var. Polisler işlerine geldi. Biz yazılı bir emriniz var mı? Bunu bize gösterin diyoruz. Kesinlikle böyle bir şey yok. Emirdir ya, bunu uygulayacağız diyor. Şehrin giriş ve çıkışında hiçbir güvenlik önlemi yok. Dün vardı, çok üst düzeyde güvenlik önlemleri vardı. Kırıkan yerinden, Antakya yerinden, Cilve Gözü Sınır Kapısı yerinden hiçbir güvenlik önlemi yok. Yani şunu söylemek istiyorum, büyük bir emniyet asayiş afiyeti var. Üçüncü canlı bomba patlatılacaksa çok rahat patlatılabilir. 300-500 kişi daha ölebilir. Yani Allah korusun bunlar olabilir. Bunun için biz görüyoruz, sadece olay yerine bölgesini kapatmışlar. Sanki böyle peki, orada bir suç varmış da onu göstermek istemez gibi. Bir dakika, basını açıktı, basın her yeri, her tarafı fotoğrafladı, kameraladı. Ulusal ve uluslararası, yerlerden, ulusaldan ve yerlerden basından. Yani birçok şeyler geldi, uluslararası ajanslar geldi. Onlar rahatlıkla o iş yerlerini, patlayan yerler resimde biraz kameraya aldı. Bugün için çok büyük bir ambargo var. Yani çok büyük bir ambargo var. Yer yer şeyde, kağıt merkezinde olayların olduğu yerde ülkeleri protestolar şeyler oluyor. 30-40 kişilik, 50 kişilik şeylerle insanlar grubuyla hükümet istifa sloganları atılıyor. Tayyip Erdoğan istifa sloganları atılıyor. Yani insanların tek aradığı şey milletvekillerin, bakanların da ayrım yapmaksızın diğer önemli insanları da ziyaret etmelerini bekliyorlar. Onlar da şefkat bekliyorlar. Peki, benim çok teşekkür ederim. Ediyoruz efendim. Sayın Palabıyık, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Olur efendim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.